Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin ve sizi çok seven golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Golvar demişken şöyle bir bitiş introsu hazırladım ama nasıl olmuş arkadaşlar? Bir yorumunuzu merak ediyorum. Dur bu değil. Pardon yanlış oldu. Özür dilerim. Şu nasıl şu Hazırladık derken sevgili Enver kardeşim sağ olsun o hazırlamış. Ben hoş olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu video uzun sürerse hakkınızı helal edin. Fenerbahçe'de gençler kiralanıyor. Bir, Fenerbahçe'de şey, Cengiz Ünder hakkında e, olumlu olumsuz iki tane haber var. O, Jorginho haberi. E, Jorginho'nun alternatifi. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir çalım. E, iptal olan bir transfer gelişmesi. Futbolcularımıza gelen cazip teklifler, sonra birkaç tane de kısa kısa haber ve hakemlere dair şey yer alıyor. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olalım. Siz bu videoyu izlediğinizde adım kadar eminim şurası 34.100'ü geçecek ama ben 34.000'deyken çekiyorum. Hızlı bir şekilde eşinizi, dostunuzu, akrabanızı, herkesi getirin abi. Yani getirin. Anlatabiliyor muyum? Getirin getirin. Kimi bulduysanız getiren onlar da der, diyecekler ki ya arkadaş beni buraya getirdin ama iyi oldu falan diyecekler. Muhtemelen şunu soracaksınız hocam. Taliska diyordun dünkü canlı yayında falan ne oldu? Canlı yayında ne diyorsam arkasındayım. Ne diyorsam arkasındayım canlı yayında. Anlatabiliyor muyum? Taliska'nın, Cengiz Ünder'in ne diyorsam hepsinin arkasındayım. Orada ne dediysem o. Fenerbahçe mevcut kadroda bulunan genç oyuncuları forma giyebilecekleri takımlara kiralamak istiyormuş. Aa çok sürpriz oldu bana. İsmail Kartal bazı oyuncuların tecrübe kazanması için kiralanmasını istiyor. Kim bu isimler? Emir Ortakaya %99, Çağatay Kuru Kalıp, Yiğit Efe Demir, Yusuf Koca Türk. Arkadaşlar Yusuf Koca Türk'ün bu arada ee, izleme listenizi alın Yusuf'u. Yiğit Efe'yi zaten geçerseniz izlediniz. Emre Demir, Arda Çağdaş, Burak Kapacak Melih Postan ve Barış Sungur. Barış Sungur'a beklenen, patlamayı bir türlü yapamadı arkadaşlar. Barış Sungur'un fes edebiliriz. Çağatay kuru beklenen patlamayı yapamadı. Ama gelişimi açık bir oyuncu gibi duruyor. Bakalım ne olacak? Ee, yani merak içinde bekliyorum ama bu arkadaşlara şey lazım. Marsilya'dan Cengiz Ünder kararı. Şimdi arkadaşlar uzun uzun diye haberi okuyup sizi sıkmak istemiyorum. Ama Marsilya Cengiz Ünder'i Şampiyonlar Ligi eleme maçlarının kadrosuna yani dahil etmiş. Diyeceksiniz ki hocam Şampiyonlar Ligi maçına dahil etmiş. Eyvah bize gelirse oynayamaz falan. Arkadaşlar kulvar farklı olduğu için oynayabiliyor. Önce onu söyleyeyim. O sizin hani aşık olduğunuz, hayran olduğunuz Livakovic vardı mesela. Livakovic şampiyonları gelemesinde değil mi? Gelse o zaman hiç Avrupa'da oynayamayacak. O zaman ne işe yaradı? Değil mi? Şimdi herifler çok güzel bir taktik yapıyorlar. Yani Cengiz'in durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı bir takımla anlaşmak üzereydik falan filan. Herifler çok güzel bir şekilde dümenini uyguluyor. İşini yürütüyor. Ve bizim ülkemizde bazı duyumcu arkadaşlar var. Fenerbahçe düşmanı ama sanki sanırsın Fenerbahçeli gibi hareket eden bazı arkadaşlar var. Bunlara karşı dikkatli olun. Hocam kim bunlar şu mu bu mu bu falan filan. Ya geçen mesela ben bir video çektim. Yani o an aklıma gelen isimleri saydım. Dedim ki işte Ahmet Konan için Fenerbahçe fotoğraflı videosu şeyi var mı dedim görseli. Hocam maçlara bile gidiyor dediler. Maçlara gidiyorsa Fenerbahçe formasını gururla giyiyorsa sıkıntı yok. Zaten dedim ki Fenerbahçe formasını gururla giyebilen kişileri takip edin. Bunlardan zarar gelmez dedim. O sözümü çok büyüttüler. Çok anlamsız bir şekilde polemiğe çevirdiler. O videonun başına yorum olarak tutturdum ama onu da okuma zahmetine bulunmadılar. Buradan bir kez daha söylüyorum. Fenerbahçe formasını gururla giyebilen isimleri takip edebilirsiniz. Benim için hiçbir mahsur yok. <laughs> ama Fenerbahçe formasını giymekten dahi utananları takip etmeyin. kez dost değil. Sanma Şah'ı merkeziysen sadıkane yar olur. <laughs> Neyse. Şimdi kıymetli dostlar. Şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'li arkadaşlardan da Fenerbahçe'li YouTube kanal sahiplerinde Fenerbahçe formaları dağıtmalarını ben rica ediyorum taraftarımız için. Cengiz Ünder için Fenerbahçe ile temaslarını sürdürüyor ancak Zenit'ten Cengiz Ünder hamlesi geldi. Fenerbahçe'yi üzücü haber. Zenit Cengiz Ünder için Marsilya'dan bilgi almış. Geçiniz bunu. Arkadaşlar bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Çok uç bir örnek vereceğim. Arkadaşlar Galatasaray'ın işte sponsorlarından bir tanesi şeymiş işte. Ee, ABD'de yaşayan bir tane hoca dedikleri şahsın manevi oğluymuş desem. Ortalık karışır değil mi? Karışır. Cümlemi değiştiriyorum. İsraillilermiş arkadaş. Galatasaray'ın sponsoru dedim. Yine ortalık karışır. İşte bu da böyle. Zenit, Marsilya'dan futbolcu alıp Zenit'in hesabına para yatırdığı anda, şey Marsilya'nın hesabına o Marsilya'yı öttürürler Avrupa'da. Biz bunlara düşman diyoruz diye. Şimdi Zenit Al Hilal'e Malkomu gönderdi. Yerine Cengiz'i düşünüyormuş. Bu haberi yapan, üreten kimse net Fenerbahçe düşmanıdır. 93 maçta 18 gol, 12 asistlik katkı sergilemiş. Dediğim gibi bunu yapan bu haberi piyasaya sunan kişi bizim düşmanımız arkadaşlar. Zenit bize yanlış yapmaz. Dostluk anlaşmamız var. Diye düşünüyorum. Hani ben böyle düşünüyorum. De yapmaz değil mi? Hocam Cengiz için bize öyle bir cümle kur ki içimiz rahatlasın. Ben size öyle bir cümle kuracağım arkadaşlar. Cengiz Ünder konusunda kulübü yapacağı bütün çakallıkları yaptı. Çakallık sırası bizde. 5 dakika sonra da kapı gelebilir. Eylül'de de kapı gelebilir. 8'e de alabiliriz. 10'a da alabiliriz. 12'ye de alabiliriz. Ama şunu söyleyeyim. Kesinlik yok. Fakat biz elimizden geleni yapıyoruz bir yerden sonra artık Cengiz de yapacak bakalım ne olacak ama ben şunu söyleyeyim ben eninde sonda Cengiz'in çubuklu giyeceğini düşünüyorum ama ne zaman bakalım Jorginho Jorginho için yeni gelişme eskisi vardı bir de yeni eklenmiş. Arsenal'de kadrosuna katmak istediği Jorginho için yeni bir gelişme yaşanmış şimdi maç kadrosunda yokmuş hangi maçın kadrosu daha ee, neredeyse geçen hafta oynanan gerçi geçen hafta sayılıyor değil mi? Community Shield'da Manchester City ile oynanan Arsenal'ın oynadığı maçın kadrosuna dahil edilmemiş. 31 yaşındaki oyuncunun gele gidecek olarak gözleniyor. 12 milyon pound istiyorlar. Paranız varsa alalım. Gelecek yıl kontratı bitiyor. Yani kariyerinde 519 maçı olan birisinden bahsediyoruz. 47 gol sevinci, 31 asist. Arsenal'in yanı sıra Verona, Stamboni Faisi, Napoli ve Chelsea'de forma giymiş. Bir isimden bahsediyoruz. Arkadaşlar bu arkadaşı denedik. Çabaladık. Olmadı. O yüzden kulliyen yalan diyoruz. Yani girişim bile olmadı diyoruz. Ben açık söylüyorum bak. Ben e, yani açık söylemekten gocunan çekinen bir insan değilim. Açık ve net söylüyorum. Yani hiçbir girişimimiz olmadı. Biz bu arkadaşla ilgili hiçbir şey yapmamışız. Kulüpten aldığım bilgi böyle. E, girişimimiz yokmuş arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim. E, A plus bir oyuncu. Yarın bir gün hani atıyorum mesela İtalya'ya gidecek olsa Juventus, Al Amer şey Almanya gidecek olsa Bayern Münih, Dortmund'a falan gidebilecek çapta kapasitede bir oyuncu. Gelse hayran ol oluruz ama gelmese de yapacak bir şey yok ki gelmeyecek. Hiç ilgilenmemişiz. Hiç bir tane bile ilgilenmemişiz. Görüşmemişiz bile. Yalan mı söylüyorum? Ama duyumları söylüyorum. Yönetim bunu söylememi istiyor arkadaşlar. Ben de bunu söylüyorum. Fenerbahçe'de Jorginho'nun B planı hazır. Merak ediyorum. B planı kim? Yani merak ediyorum. Orta saha transferini gerçekleştirecek olan Fenerbahçe'de bu bölge için ilk hedef Arsenal'in yıldızı Jorginho. İtalyan yıldıza teklifte bulunan Kanarya e olumsuz bir yanıt alması halinde B planını belirledi. O zaman direkt B planına geçiyoruz. Fenerbahçe orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgeye nokta atışı bir takviye yapmaya başlayan Sarı Lacivertler operasyonu titizlikte yürütüyor. İlk aday Jorginho. Burayı okumama gerek yok değil mi? Atlı ilk aday falan filan. B planı NDD. Sarı Lacivertlerin Jorginho'nun alternatifi olarak belirlediği isim ise Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen 26 yaşındaki oyuncu için yeniden nabız yoklayan Fenerbahçe olumlu sinyaller aldı. Leicester City'nin şampiyonşipte olmasından dolayı takımda kalmak istemeyen Endidi için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacak belki de yapmıştır. Eğer bu öneri kabul görürse 26 yaşındaki Yıldız hafta sonuna kadar İstanbul'a gelip kontrollerden geçecek. 17 milyona transfer oldu. 2017 yılında 17.6 milyon euro bedelle Leicester City'ye transfer olan Endidi 6 yıldan beri İngiliz ekibinde forma giyiyor. Nijeryalı oyuncu ülkesinin milli takımında 51 karşılaşmada görev aldı. Wilfred Ndidi'nin kulüpteki sözleşmesi 2024 yılında sona ererken oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak görünüyor. Şimdi subliminal duyum vereceğim su içip. Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcularla arası hep iyi olmuştur. Mesela Osayi Semih. Geri gidelim. Emanuel Emenike. Geri gidelim Okoça. Başka gitmeyelim orada kalalım. Okoça'nın etrafında bir O harfi çizelim. Okoça'nın O'su bir futbolcuyu içine alsın. Sürekli ona baskı yapsın. Git Fener'e. Bak Fener iyidir. Ulan iyidir bak oraya git. İstanbul'u çok beğenirsin bak. Felaket güzel bir şeydi ya. O da gece hayatı mece hayatı var. Taksim'de Suriyeliler var onlarla birlikte selfie çekinirsin. Bacak bacak üstüne atıp tweet de çekersin falan diye baskı yapan Nijeryalılar olabilir. E, o koçu Aziz Yıldırım sesiyle baskı yapacak. Sevgili Didi. Şimdi bak sen orada yavaş 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 gidiyorsun. Her bacıyla imza atıyorsun. Erman Turoğlu şey yapacak hali yok ya. Aziz Yıldırım yapsın. Ben diyorum ki bir slogan var. Baskılar bizi yıldıramaz diye ee, bir slogan var ya. Genelde <laughs> şey, grevlerde falan yapıyorlar. Belli mi olur? Belki baskılar bizi yıldırır. Belki baskılar bize birini getirir. Hani nasıl Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi ülkemizi etkisi altında bıraktı. Ya da Suudi Arabistan üzerinden gelen <laughs> neydi o sıcakların adı? Bilmem ne sıcak. 46 dereceyi gördüm arabada. Kayseri'de 46 dereceyi gördüm. 46 hem de saat 16.22 idi. Görsel aktivite de paylaştım. Ulan Allah vermesin ya sıcaklar fena. Dışarıda olan bütün kardeşlerime Allah yardımcısı olsun. Eğer dışarıda çalışıyorsanız ya dışarıda çalışan bir mesleğe sahipseniz bu sıcakları çekiyorsanız yoruma yazın. Ben şu işi yapıyorum diye. Burada 34 bin kardeşiniz sizine, size dua et. Vallahi bak Allah yar ve yardımcınız olsun. Helal hoş olsun kazandığınız paralar. En didi konusunda dediğimi anladınız mı? Ya hocam benim kafam çok basmasın. Bir şeyler anlattım. Bir Nijerya dedin Aziz Yıldırım dedin. Erman Toroğlu ile Aziz Yıldırım program mı yapacakmış? A sporda mı bir şey Lan A spor bile demedim ben. Hangi an bu fikre kapılıyorsunuz? Bak dedin şimdi hocam. Uzun mı kısası en dedi ikna etmeye çalışanlar var. Belki o da kulübünü ikna eder. İster misiniz? Altıya cuturt diye en ister misiniz? Ben isterim. Vallahi ben isterim. Ben isterim. Niye istemeyim? Düşünsene bak. En dedi. Şimanski Kaliska. Orta saha şu demek. Kaçıncı dakikada gol atalım? Kaç, kaçta atalım? Golü kaçıncı dakikada atalım? Bir kick mi atalım? Uzaktan mı çekelim? Ara pas mı yapalım? Kaç, kaç tane atalım? Bu maç dört tane atalım yeter mi? Orta sahasına benziyor. Fenerbahçe'den bir çalım daha. Berguis. taşın peşinde olduğu tamam. Berguis'i gündemine aldı. Bu arada Beşiktaşlı yorumculara soruyorlar. Ya Berguis gündemimizde dedik biz, biz hiç konuşmadık. Fenerbahçe'ye soruyorlar. Ya biz hiç konuşmadık ki Berguiz kim? Vallahi bilmiyoruz biz. biz. Bizim haberimiz yok Bergu, Berguiz kim? Kardeş Berguiz kim? Kim Berguiz? Bilmiyoruz ki. Şey mi Tadiş mi getiriyormuş? Getirir. O, tadiş istiyorsa gelir. Kalan soruyor. kim? Bizim alakamız yok. Ulan kim alıyor bunu? Salahcı cevapta yıldız oyuncunun şartlarını kulübü Ajax'a sordu. Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe kadrosunu yıldızlarla doldurmaya devam etmek istiyor. Fenerbahçe'nin son hamlesi hem 10 numara hem de kanatta görev yapabilen Stevan Bergou ise yönelik oldu. Beşiktaş'ın da istediği futbolcunun kulübüyle görüşen Fenerbahçe gelecek cevaba göre yol haritasını belirleyecek. 10 numara ve sağ kanatta görev yapabilen Hollandalı yıldızın kontratı 2025'te sona eriyor. Piyasa değeri 10 milyon euro olan 31 yaşındaki futbolcuyu başka tekliflerde zorluyordur falan filan. Hala duyum yok arkadaşlar. Kaynağıma soruyorum. Gelmiyor cevap. Gelmeyince ben ne yapabilirim? Hocam ister misin? Arkadaş tad için transfer market değerine bakarsan yanılırsın. Katkısına bakarsan hayran kalırsın. Sezonun içerisinde böyle devam ederse şampiyon olursun. Açık ve net söylüyorum. Bir futbolcu şampiyon yapar mı hocam? Yapar. Bir futbolcu seni dinlenim da çıkarabilir bir futbolcu seni şampiyon da yapabilir. Muhammed Salah sayesinde Liverpool taraftarları namaza başlıyordu mesela. Ben öyle bir haber hatırlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Aynı şekilde Valencia sayesinde Fenerbahçe taraftarının küfür haznesi doldu. Yani Kadir gecelerinde falan bol bol dua edin. Mübarek gecelerde falan. Çünkü çok fazla küfür ettik. Ben de dahil. Ne yapalım adamın çalışma prensibi bu. Anlatabiliyor muyum? Bu da böyle işte. Berbuiz için gelen hiçbir duyumum yok. Adı Fenerbahçe ile anılan Suat Serdar'dan Flash Türkiye kararı. Gelecek mi gelmeyecek mi? Ki gelmeyecek. Suat Serdar Flash gelişmeler. Her tabelinden ayrılmak isteyen gurbetçi Türkiye'ye transfer olmak istemiyor. Aa. Bu şimdi bizi çok üzdü. Oldu mu şimdi bu? Oldu mu şimdi bu? Almanya'nın önüne gelen gazetelerinden Bild ki Bild herhalde Almanya'nın fotomaçı gibi bir şey. Futbolcunun geleceği hakkında dikkat çeken gelişmeye yer verdi. Yer alan haberde her tabeleden ayrılmak istiyor, istiyormuş ama Türkiye'den teklifler etmiş. Hülyen yalan. Bak bu arkadaşla da biz geri çekildik. Şartları bize önerildi. Şartları fazla. Hocam niye ya? Galatasaray Kerem Nemir maya alıyor. Orada bir iki nokta bilmem kaç kazanırken Galatasaray'dan 1 milyon euro alacakmış. Sen de bunu yedin. Ya keşke açık açık deseler ki şu kadarını sponsor veriyor, şu kadarını kulüp veriyor. Kim ne diyebilecek ki? Hocam sponsorlardan da vergi keserler ondandır. Ulan bu daha kötü değil mi? Senin benim hayatımızı mahveden şeyler vergi hiçbirimizden alınmasa şu an günlük kuruşlanlık yaşarız. Yaşadığınız her şeyde vergi var. Aldığınız her şeyde vergi var. Atıyorum 10 milyar maaş alıyorsunuz. Emin olun 1.8'i yani 1 bin, hani 2000 TL'si Kesiliyordur vergi diye. 10.000 lirayla ne alıyorsunuz? Yakıt alıyorsunuz. 1000 liralık. 1000 liranın zaten e, 180 lirası vergiye kesiliyor. Öbürüne bir şey alıyorsun. Hepsi vergiye kesiliyor. Öyle bir şeyse daha sıkıntı. Şimdi Fenerbahçe'de iki oyuncuya cazip teklif. Ben de çok çenem düşüyor. Özür dilerim. Fenerbahçe'de Michi Batshuayi ve William Arao'ya Suudi Arabistan ekipleri talip oldu. Suudiler, Suriler değil Suudiler. Batshuayi için 10, Arao için ise 6 milyon euroyu gözden çıkardım. Şimdi sizi bir zaman yolculuğuna çıkarıp Arao ve Batshuayi ile ilgili gelişmeleri dinlettirmek vardı. Alın dinleyin bakalım ne demişim demek vardı. Hatta elinizi vicdanınıza götürün. Kaldıysa, varsa, yoğunsa. Deyin ki sen bize şöyle bir şey demedin. Batuay'a öyle bir teklif var ki kafayı yersiniz. Bu teklife ben gideceğini de düşünüyorum. Ama bakın bakalım demiştim. Sonra şunu demiştim. Batuay'a teklifler var. Ve Avrupa'dan da teklifler var demiştim. Ve e, o tekliflerden birini kabul ederse azal oluruz demiştim. Onu da söyleyeyim. Şimdi yeni sezon için Fenerbahçe iddialı kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmaları sürüyor ama birilerinin de gitmesi lazım. Hem yabancı kontenjanı için hem de Fenerbahçe'nin maddi anlamda kar sağlaması için. Şimdi Batshuayi teklifleri değerlendiriyormuş. Edin Dzeko transferi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybetti. Ve Zimbur'un oynanan maçta sonradan oyuna girip biraz kızgınlık yaşadı. Rövanş'ta 11'de oynayıp 2 gol birden attı. İyi ki de attı. O 2 gol belki de 5 milyon euro etti. Bakın Batshuayi'nin 2 golü 5 milyon euro etti arkadaşlar. Yakında anlarsınız. Hocam 2 saat bize anlatma. 19 dakikadır izliyoruz. Açık ve net ol bize. 15-16 milyon euroya Batshuayi her an gidebilir. Açık ve net oluyorum. Anladınız mı? Suudi Arabistan'dan bir takım 10 milyon euro. Bir şey söyleyeyim. Eğer bir takım Suudi Arabistanlıysa ve Batshuayi'ye teklif sunuyorsa 10 milyon euro değildir o. O Batshuayi'ye verecekleri yıllık ücrettir. Batshuayi'ye bir Arap kulübünden 15 milyon euroluk resmi teklif zaten vardı. Zaten vardı. Oyuncunun da kendisine yıllık ücret 7 milyon euro civarındaydı. Ben size söylüyorum Batshuayi 16'ya gidebilir. Hocam Batu giderse kim gelir? Ekambi. bir. Hocam aynı tip oyuncular değil ki. Ben de biliyorum. Farkındayım. Ekambi ile Batu Şahı aynı tip oyuncular değil. Birisi kanat forvet, birisi net forvet. Ama Ekambi bir diyorum ben. Ha şu da var. Alfredo Morelos muydu? Boşa çıkmaydı, çıkmıştı. Bir bakayım. Herhangi birisinin henüz anlaşmadıysa eğer. Aynen. Alfredo Morelos. 6 milyon euro piyasa değer var. 27 yaşında. Batshuayi tipi forvet. Yani sprinter koşucu forvet. Peki bizim sistemimiz sprinter forvet mi hocam? Yoksa pivot santrafor mu? Pivot santrafor. Peki hocam. Morelos'u ister misin? İstemem. Bak Fenerbahçe'nin şu sistemine kim olur biliyor musunuz? Tam Sherlock, Vedat Muriçi falan sistemi ha. Harbi söylüyorum. Tam Sherlock Vedat Muriçi sistemi. <laughs> Gerçi Sherlock'u da en son e, Villarreal satın aldı sanırım. 27 yaşında. 12 milyon euro piyasa değerini koruyor. 10 milyon euroya almışlar mesela. Ama ellerinde patlar. Patlamaz patlamaz. İspanya Ligi tam ona göre. Ve Villarreal'de de iş yapar. Ben size söyleyeyim. Bize pivot lazım. Bize sprinter lazım. Bir Alfredo Morelos ismi olacağını zannetmiyorum. Bak şu ayı yönetim 10 milyon euro 20 milyon euro kısa kısa konuşup Arao yeniden Jesus buluşacak diyor. İsmail Kartal bir kere Arao'yu istemiyor. Yavaş kalıyor cılız kalıyor. Ve Arao'nun 2-3 belki de 4 gömlek üstünü istiyorum diyor. Topu hızlı dağıtsın. Savunmada da iyi. Hücumda da iyi olsun diyor. Ve ee, rakibi kemirsin diyor. Arao'da gider de artık 6'ya mı gider 8'e mi gider Fenerbahçe şu ana kadar yani bon servisler bonuslarda dahil yaklaşık 60 milyon euro civarında bir para elde ettim. İster misiniz 16'ya bat gitsin. 8'e de ara gitsin. İkisi de 24 milyon euroya gitsin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer ikisi 24'e gitsin millet kafayı yer. Bak Lens takımı. Fransa'nın Lens takımı. Batshuayi için 10 milyon euro verdi. Ancak Batshuayi bizden 3 milyon euro yıllık ücret kazanıyor. Yani 3 milyon euroyu Arap kulüpleri hariç Avrupa kulüpleri kolay kolay vermez. Bak şu ayı kap açıklaması diyeyim. Ben 3 hatırlıyorum da 3,5 muydu diye. Yani 3 milyon euroyu kolay kolay bir takım vermez. Evet ne diyor? 2022-23 -20 sezonu için 3 milyon avro. 2023-24 sezon için 3 milyon avro. 2024-25 sezon için 3 milyon avro ödenecektir. Futbolcunun bon servisi 3,5 milyon euroya alınmıştır. 3.5'a e alındı. Geçen sene 3 harcandı 6.5. Bu sene daha yılın başındayız. 400 bin euro için 500 gitsin. 7 milyon euro. Batu Şua'yı bugün 16'ya satarsan 9 değil daha fazla karda olursun. Hem de piyasa yapmış olursun. Ama Batshuayi'nin yerini doldurabilir misin? Hani Edin o A+. Batshuayi A+. Değil. AB. Yani A, B. A plus değil de A diyelim ya da AB diyelim. Bu klasmanda bir futbolcu. Zor. Lig 1'den başka bir takım 9 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe 16'lara çıkın 14'lere çıkın falan da görüşelim dedi. Şimdi <laughs> Lens'in kesinlikle ilgisi var. Kulüp yöneticisi çıksın yalanlansın ben onu yalanlıyorum. Kesinlikle ilgileri var. Ve Batuay'ın da ailesi o taraflardaymış. Batuay'da gidebilirmiş. Bilginiz olsun. Şimdi ben e, Alfredo Morales dedim ama başka isimler de var. Başka isimler düşünülüyor. Adaylar var. Şimdi Batu için Lens Fenerbahçe ile görüşüyor. Duruyor bu. Roma da oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. Ama Lens de al almak istiyor. Şimdi biz Lens ile Roma'yı birbirine kırdırırsak Perotti'nin parasını da Roma öderse biz bu işten karlı çıkarız. Valla e, şeyin Lens'in verdiği maaşta bana duyum olarak geldi. 2 milyon euro teklif etmişler eline geçecek şekilde. Fenerbahçe 3 verirken 2 verene gitmez diye düşünüyorum. Yani bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'mizin 24 yaşındaki Brezilya'da oyuncusu Lincoln, Henrique, Portekiz, Brezilya ve Suudi Arabistan kulüplerinden ilgi görüyormuş. Bu Türkiye'de bir duyumcunun haberi. Ah keşke be şekerim. Ah keşke. Lincoln çok karakterli bir isim çok iyi ayağı olan bir isim. Biz Lincoln'u bir Anadolu kulübüne bedava versek ama oynama garantisiyle iyileştikten sonra Anadolu kulübünü baya baya bir seviyeye taşır. Biliyor musunuz? Ve oyuncu 10 numara pozisyonundayken hayvan gibi gol ve asist sayısına sahipti. Sol kanatta biraz insan gibiydi ama sol bekle iyice asistsiz kalmıştım. Eğer pandemde Lincoln 10 numarada kanatta falan denirse Playmaker kanat olarak falan. Bence iyi işler yapabilir. Lincoln'ın ümidi kesmeyin. Bak Lincoln iyi topçu. Pendik Spor Fenerbahçe'den Nazım Sangare ile anlaşmak üzereymiş. Fikret Gül'ün haberi diyor. Fikret Gül'ü seven dikenine katlanış. <laughs> Özür dilerim bir öksürük geldim. Herhalde sözleşmesini feshedip edip gidecektir değil mi? Öyle düşünüyorum. Yani Spor Teknik Direktörü İlhan Palut. Serdar Dursun beğendiğim bir oyuncu demiş. Aynı zamanda Serdar Dursun için Almanya'dan, Polonya'dan ve İtalya'dan talipler var. Fakat Avrupa'daki taliplerin tamamı alt lig takımlarından. Serdar Dursun da bu alt lig takımına gitse 300 bin euro falan alacak. Orada 300 bin alacağım ama Fener'de dururum bir sene daha diyor. İtalyan medyasına göre Inter Teknik Direktörü Inzaghi Edin takımda tutamadığına pişman olmuş. Arkadaşlar bak size komik geliyor bu şaka gibi geliyor. Edin Dzeko adamların her maçında oynadı lan. Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan bir futbolcudan bahsediyorsun. Tabii pişman olacak. Son haberimde TFF hakem eğitmeni Hakta Lıs açıkladı. Hakemlere saygısızlık yapanlar, kulak kulluk edenler, siyasi parti uğruna kardeşini satanlar. Yok onlar bir dakika. Hakemlere saygısızlık yapanlar, aşırı agresif hareket edenler, aşağılayıcı itiraz edenler, Ortalığı karıştıran ve rakip teknik alana girenler direkt kırmızı kart görecek. O zaman Galatasaray her maçını 7 kişi tamamlar en az. Hakemlere saygısızlık var. Aşağı, ag yani aşırı agresif hareket edenler var. Hakemi ittiren bir Galatasaraylı oyuncu vardı hatırlıyor musunuz? Sarı kart bile yememişti. Kırmızı yemesi gerekirken. Aşağılayıcı itiraz edenler var. Ortalığı karıştıran. Rakip teknik alana giren bir sürü futbolcu tanıyorum ben. Ya ben şunu da söyleyeyim. Tahrik diye bir ceza olacak. Tahrik edene 10 maçlık ceza. Mesela geçen sene Onye Kuru denen provokatif arkadaş Fenerbahçe tribünlerinin önüne geçip 6 işaretin 5 işaretin bir şey yapıyor mesela. Direkt var iletişime girecek diyecek ki arkadaş tribüne 5 hareketim yaptı 6 mı yaptı? Direkt kırmızı kart. Direkt kırmızı kart. Raporda yazacak tribünlere bir hareket yapmış. 5 mi 6 mı ben görmedim var uyardım. O 5 hareketine istinaden 5 haftalık ceza yiyecek. Bir kişi yapsın bakın bakalım oluyor mu? Ya derbi mi izliyoruz biz? Şamata mı izliyoruz? Gırgır mı izliyoruz? Ben anlamıyorum ki. Tabi, birbirine tahrik eden tahrik eden. Gol sevinci tribüne doğru koşma. Bir şey merak ediyorum. Formayı çıkartmaya sarı kart veren zeka rakip tribüne koşarak gol sevinci yaşamaya nasıl sarı kart veriyor? İkisi aynı şey mi? Mesela Serdar Dursun Galatasaray maçında gol attı. Formasını çıkarttı. Çok önemli mi? Bence değil. Serdar Dursun Galatasaray deplasmanında gol attı. Galatasaray kale arkasına kadar koştu. Şöyle yaptı. Al sana kırmızı diyecek. 7 maçta ceza verecek. Çünkü orada binlerce insan var. Hepsini sahaya dökebilirsin. Hepsinin sicilini bozup 6222'den ceza yedirebilirsin. Ben buna karşıyım uzatma dakikalar. Umarım geçen seneki gibi olur. Dakika çal 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 bir hal oluyor insanlar. Ver. 90 artı 22. İzleyelim. 90 artı 35. izleyelim. Oynanmıyorsa izleyelim şekerim. Ama oynanıyorsa sıkıntı değil. Bir de ben şuna karşıyım. Sezon başlamadan söyleyeyim. Sonra sezon başlayınca hocam böyle demiyordun demeyin. Rakip futbolcu yerde mi yatıyor? Devam edeceksin. Hakem dur diyene kadar devam edeceksin. Çünkü Fenerbahçe futbolcusu yerde yatarken rakip oynadı mıydı benim kanıma dokunuyor. Ede, yani edecek küfür bulamıyorum. Kimseye küfür etmek istemiyorum. Kimse de şey yapmasın. Arkadaşlar e, Endidi Haliska Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelebilir. ihtimal var. Üçünün de ayrı ayrı ihtimali var. Açuay Arao her an gidebilir. Ekambi ben artık %100 gibi görüyorum ama dün ne haber verdi? Tam şu an onu öğrenmeden bu videoyu çekiyorum. Alfredo Morelos sadece ben ortaya attım ismini. Berguiz ile ilgili bir duyumum yok. Livakovic bence olmayacak. Jorginho olmayacak. Serdar Dursun olmayacak. Lincoln'e keşke teklif gitse de oynasa gittik yerde. Nazım'ın yolu açık olsun. Serdar Dursun'un da aslında yolu açık olsun ama ne zaman gider bakalım. Emir Ortakaya Çağatay, Yiğit Efe, Yusuf Koca Türk, Emre Demir, Arda Çağdaş, Burak Kapacak, Melih Bostan, Barış Sungur gibi isimler oynayabilecekleri takımlara gidebilirler. Benim aktaracaklarım bu kadar. iyi ki bu kanalın bir takipçisiniz. Kanala değer veriyorsunuz. Ve kanala abone olup bu videoyu beğeniyorsunuz. Görüşmek üzere. İyi ki. İyi ki bunları yapıyorsunuz. Zorla beğendirmiyorum. Görüşmek üzere.